Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Ağustos 2022 Klan Savaş Liglerinin ikinci gününde kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Birinci günün savaşına yeşil tiki atmayı başardık arkadaşlar. Hemen şöyle bir nihai tabloya bakalım. 37 yıldıza 32 yıldız, 5 yıldızlık bir farkla birinci günün savaşını kazanmış durumdayız. Ve bugün ikinci günde gerçekten çok enteresan bir klan çıktı karşımıza. O kadar zayıf ki köyleri, yani alt taraflarda en 15 numarada bir belediye binası 11 köyü vardı. 12'ler var, 13'ler var. Savunmalar da düşük. Hani gayet tabii mümkündür, olabilir yani, ama vatandaşlar nasıl usta 2 lig, usta 3 ligine çıkmışlar? Gerçekten hayret ettim. Yani 8 saldırı yaptım alt taraflarda. 8'inden de 3 yıldız alarak 24 yıldızı patlattık. 7 saldırı hakkımız var. 7'sini de bu videoda sizlerle birlikte yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani en tepedeki köyleri bile max değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Muhtemelen bu savaşı da kazanıp ikinci güne de yeşil tikimizi atmış olacağız. Şu anda an itibariyle birinci sıradayım ama ikinci klan şu anda benden birkaç tane saldırı hakkı geriden geliyor. Dolayısıyla iyi bir performans gösterirlerse tepeme çıkma ihtimalleri var. Yani birazcık rakipler kolay gibi geldi. Daha önceden böyle senaryolar yaşamıştım. İlk günlerde seviniyorduk, ondan sonra üzülüyorduk. O yüzden hayal kırıklığı yaşamamak adına ben yine planlarımda Usta 3 liginde kalmayı hedefleyeceğim. Tabii ki de lig yükselme ihtimalimiz olursa onu da sonuna kadar zorlamaya çalışacağım arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan saldırılara başlamak istiyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu 8 saldırıyı akşam saat 19.30'da ikinci kanalımız Conqueror 2'de paylaşmış olacağım arkadaşlar. Bir sıkıntı problem çıkmazsa, dileyenler varsa oraya da gidip saldırılara bakabilir. Videomuzu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim, belediye binası 14 ana hesabımdayım ve rakibin 1 numarasında böyle 4. seviye bir belediye binası 14'lü köy var. Kaya saçarları maxlamış. Kartal topu, cehennem kuleleri ve X yaylarından bir tanesini de maxlamış. 70 level kraliçe, 68 level kralı var. Yani böyle çöp diyebileceğimiz bir köy kesinlikle değil. Dikkatli saldırmam gerekiyor. Ama açıkçası çok da zor olacağını düşünmüyorum. En azından %90 üzeri bir 2 yıldızı rahatlıkla alabileceğimi inanıyorum. Şimdi planlarım şu şekilde. Havan yok, X'ye yok. Tam şöyle şu noktalardan toplayıcıyla madenin arasından alev fırlatıcıyı bırakacağım. Şunları indirecek, tekliği alacak, büyücü kulesini alacak. Belki bir ihtimal kartal topu, inmese de olur. Koruyucuyu da şöyle şu noktalardan bırakacağım. Okçu kulesi indikten sonra şu noktada bir süper duvar kırıcı kullanıp süper atıcıları şöyle kaya saçarının olduğu kompartmana sokmaya çalışacağım. Bir atlatma büyüsü klan kalesinin üzerinde olacak. İkinci atlatma büyüsünü de duruma göre ya şurada kullanacağım ya da şurada kullanacağım. Artık süper atıcılarımız ne tarafa doğru gitmek isterlerse. Her şey hazır gözüküyor. Değil mi? Yok bir eksik. Saldır dedim, gitti o zaman. Hadi bakalım. En tepeyi üçlersek mükemmel olacak. Şimdi. Evet. Böyle bir alev fırlatıcıyı bıraktım. Umarım iskelet tuzağı, miskelet tuzağı bir şey çıkmaz o noktada. Böyle şuradan koruyucu, bir tane mayın eşeği, 3 tane şifacı şimdilik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şu tabletin sesini bir kısayım. Tamam. Böyle bir bebek ejder bırakıyorum. Şükürler olsun güdümle hava mayını çıkmadı. Balon şakamakı okçu kulesini indirdi. Çok güzel oldu o. Okçu kulesi indikten sonra sol taraftan da bir tane büyücü bırakabilirim. Ufak ufak temizlesin. Evet, alev fırlatıcının sevdiğim bir yönlerinden birisi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Duvarları çok güzel kırıyor. Hakikaten duvarları, yani kartal topuna mesela ulaşamaz diye düşünüyordum. Duvar kırıcı aldığım zamanlar oluyordu ama zaten vurduğu zaman max seviye duvarların bile canını okumaya yetiyor da artıyor bile ya. Evet, istediğim temizlik gerçekleşti. Bu kadar kolay olacağını da düşünmemiştim açıkçası. Şöyle şuradan ana saldırıya ufak ufak başlayalım bakalım. Kraliçe. Tamam. Hemen şöyle iki tane daha şifacı, süper atıcılar. Şu ejdere bir zehir. Tekli kuleyi dondurdum. Bir adet öfke büyüsü. Şöyle şu noktada bir atlatma. Yetileri de gönderelim arkadan. Tamam. Nereye kilitlendi? Öküze mi kilitlendi? Tamam, dondurmaya gerek kalmadı. Güzel. Atıcılar birazcık satış koydular sanki bize. He? Koruyucunun özelliğine bassam mı diye düşünüyorum. Şu tekliği bir donduralım. Özelliğiyle beraber 80 seviye bir kralı yem etmenin alemi yok. Bastım özelliğini. Abi atıcılar ne kadar güzel satış koydular. Allah'tan şampiyona atmamışım var ya. İkinci atlatmayı da göndermedim. Gerekirse belediye binasına doğru göndereceğim. Bir de tek yıldızda kalıyormuşuz. Aman diyeyim, evlerden ırak. Şampiyonu bekleteceğim arkadaşlar. Valla çok kötü gözüküyor şu anda.
Allah, tamam. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Yine ne yaptılar ne ettiler toplamda. Bu arada o alev fırlatıcı binayı alırsa var ya efsane olacak. Abi ne kadar da güzel temizlik yapmıştım halbuki. Direkt binaya gitmeleri lazımdı ya. Böyle bir kelle avcısı alev fırlatıcı şaka maka binayı indirecek. Atlatmayı şurada kullandım. Bir tane öfke. Koruyucunun özelliğine bastım gitti lan. Alev fırlatıcı atlatmanın etkisiyle hatta o yetilere bir öfke atacağım şöyle. Evet, içinde Valkür ve yetiler var. Kasırga çıktı ama binanın inmesine engel olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir bebek ejder. Tamam. Hadi lan. O kadar artistlik yaptık. Bir de üçleyemiyormuşuz. Çok kötü olur. Evet, şampiyon kalkanını fırlattı. Kraliçenin özelliği de hala daha elimizde. Yetimitler de X'e'ni indirdiler. Şu tekli kuleyi de atlattık mı köyden 3 yıldız almayı başarmış olacağız arkadaşlar. Çok enteresan bir savaş oldu ya. Hiç sağa sola yatmaya gerek yok. Atıcılar bildiğin isim değiştirip satıcılar formuyla muamele ettiler bana. Çok ayıp ettiler. Gerçekten üzeceklerdi beni. Neyse ki şansımız yaver gitti. Evet, en tepedeki köyden 3 yıldız almış olmanın vermiş olduğu mutlulukla ikinci saldırımız için hazırlıklara başlıyoruz. Evet, 2 numaralı belediye binası 14 hesabıma giriş yaptım. Hemen şöyle bir gözcülük yapalım. Köye baktım da ne yalan söyleyeyim unuttum belediye binası 13'müş. Çok da fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum. Az önceki saldırıda da öyle demiştim. Evet, buraya bakar bakmaz planım geldi aklıma. Alev fırlatıcıyı bırakacağım, buraları temizleyecek. Sağ taraftan ufak bir koruyucu yürüyüşüyle Tekli Cehennem Kulesi'ni indireceğim. Şu kanaldan içeriye boylu boyunca umarım bu sefer satıcılar değil atıcılar oynarlar. Kralı da şu iksir deposundan şu alt taraftaki çarı çöpü temizlemek için kullanacağım. Hatta gerekirse kralı destekleyebilirim bile o noktada. Evet. Tomruk fırlatıcımız var. Saldır butonuna tıklayacağım eğer becerebilirsem. Basiretim bağlandı bir an. Tamam. Birlikler tamam. Büyüler tamam. Bir olarak ayakta klan kalesi dolu. Saldır dedim. Gitti o halde. Acaba bugün 45 yıldız alabilir miyiz ya? Mükemmel bir savaşın altına imzamızı atabilir miyiz? Abi ben kendimi azıcık biliyorsam illaki bir sıkıntı çıkacak. %99'dur ve time fail'dir, bir tersliktir. Kesin olur gibime geliyor ama biz yine de iyi niyetimizden ödün vermeyelim. Şöyle depoya bir tane bebek ejder attım. Güzel. Keşke depoya değil de toplayıcıya atsaydım. Çok daha mantıklı bir karar olacaktı. Neyse dert değil. Şuraya bir büyücü. Koruyucuya dikkat. Aman diyeyim. Tekli Cehennem Kulesi'ne yem etmeyelim onu. Hatta şurada bir agresifinden öfke büyüsü kullanıyorum. Elimde dondurma hazırda bekliyorum. Baykuşa kilitlendi. Daha önceden yaşadığım acı tecrübelerim var bununla alakalı. Dondurma atmaya gerek olmayacak bence. Şuradan bir pekka atıyorum. Çok güzel. Koruyucuyu artık çekelim. Gel koruyucu kardeş. Gel 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 gel. Tehlikeli sularda yüzme. Böyle atıcılar. Şampiyonu göndermeyeceğim. Böyle gidiş yollarına doğru agresif bir öfke büyüsü ve kelle avcısını yönü. Ulan kralı alt taraftan gönderecektik. Nasıl da unuttum ya. Neyse şampiyonu atalım. Abi illa ki hep bir şeyleri unutuyorum ya. Niye böyle oluyor anlamıyorum cidden. Böyle atlatmayı çakallık yapıp şöyle şu noktada kullansam binaya gitme ihtimalleri olur mu? Koruyucunun özelliğine bastım. Sırf Pekka'yı koruyabilmek için onu da beceremedim. Tamam. Tekli kuleyi donduracağım. Kralın özelliğine basıyorum. Güzel. Tamam. Belediye binasını ve ilk sayını donduralım. Oraya bir tane öfke atsam kral alır mı binayı? Attım gitti. Bir tane daha dondurma atacağım. O kral alır o binayı çünkü biliyorum. Aynen öfkenin içerisinde 80 level kral abi bir zahmet alacak yani. Şu çer çöp binalar için bir bebek ejder atacağım. Ya şampiyon bırak şu iskeletleri Tekli Cehennem Kulesi yedi bitirdi bize. Ama 3 yıldız olmasına engel olamayacaktır arkadaşlar. Güzel. Şimdi balon sızdırsam Tekli Kule'ye doğru. Hani öldürmez ama en azından tanklar diye düşündüm. Okçu Kulesi indiği anda üst taraftan bir tane büyücü bırakıyorum. Temizlik yapmaya başlasın. Tekli koruyucuya kilitlendi. Bak o Tekli Cehennem Kulesi korkutuyor beni ha. Böyle bir atlatma attım. Belki atıcı kraliçe bir şey girer oraya da tekliyi alır diye. Tamam. Şöyle bir duvar kırıcı kullandım. İkincisini de koruyucu halterinde kullanacağım. Bu sayede X yaylarına doğru da ulaşımı sağlamış olacağız. Ve yine 3 yıldızı patlattık arkadaşlar. Güzel. Kahvemden bir yudum almayı hak ettim diye düşünüyorum. Evet, kraliçenin özelliğine de basalım. 40 saniye süremiz var. Sağda solda herhangi bir şey de görmüyorum. 2 numarayı da bu şekilde üçlemiş olduk. Şimdi sırada bir süper ejder saldırısı olacak. Dünkü saldırılarımız da güzeldi. Sağlam hesaplara karşı çok güzel planlar yapıp savaşı kazanmıştık. Ama süper ejderlerle 3 yıldızı alamamıştık. Eğer yine alamazsam bir daha ligde süper ejder kullanmayı düşünmüyorum. Bakalım nasip kısmet bu işte.
Pekala efendim. Evladım gibi sevdiğim, açtığım ilk yan hesap belediye binası 14 demeye bin şahit ister hesabımızdayız. Ama bir cümle kurdum ama anlatım bozukluğu yapmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Şöyle bir kahraman güçlendirme iksiri kullandım. Ya bir buz golemi için güç iksiri kullanmaya gerek yok. Zaten buz goleminin olayı canı değil, dondurma efektiyle savunmaları tanklamasıdır yani. O yüzden üçlenmeyecekse hiç üçlenmesin daha iyi yani. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Şöyle bir strateji izleyeceğim. Şu kenardan şöyle okçu kulesiyle şu iki okçu kulesi arasından ejderleri sallayacağım. Zeplin binaya gidecek. Koruyucunun özelliğiyle birlikte tepesine öfke. Buz golemi kral kraliçe ve duvar kırıcılarımla da tekli kuleyi indirmeye çalışacağım. Hatta şampiyonu da kral ve kraliçe ile birlikte göndermek istiyorum. Tekli kule garantiye girsin diye. Zaten savunmalar max değil. Düzeni de kötü. Yani 3 dedik 3 dedik. Süper atıcı, süper ejderi verdiğim son şans bu. Yine üçleyemezlerse buzuşacağız. Ve iki tane sinsi goblin. Şöyle bir tane süper ejder koridor daraltsın. Şuradan kral, kraliçe, önüne buz golemi. Duvar kırıcıları bekleteceğim. Buradan süper ejder. Geriye kalanları da şöyle spamladım. Koruyucu. Hemen ardından balonları atmam lazım. Tekli kuleye dikkat, donduracağım. Ve bir duvar kırıcı denemesi. Tuzak muzak varsa çıksın diye öfke. Tekli kuleyi dondurdum. Böyle duvar kırıcıları gönderdim. Şampiyonu da devreye sokuyorum. Zeplini de gönderip elektroya bir zehir büyüsü patlattım. Güzel, güzel gözüküyor. Koruyucunun özelliğine bastım. Tamam, tekli kuleyi aldık. Bundan sonra rahatlıkla 3 yıldız geleceğini düşünüyorum. Binayı değil, kaya saçarı ve X'eyini dondurdum. Aa, kasırga çıktı. Eyvah. Binayı da dondurma attım. Çünkü çok vururlar. Böyle merkeze gidiş yollarına doğru bir öfke. Kaya saçarlarla X'aylarını donduruyorum. Hadi artık olması lazım ya. Arka tarafta bir kelle avcısı var. Kraliçe var, kelle avcısı. Şöyle bir dondurma. Keşke atmasaydım. Abi çok dağılıyorlar bu ejderler. Sevmiyorum ben bu ejderleri ya. Baktım geçen. Efsane Lig'de sıralamada kupa kazananlar arasında ejder saldırıları yapanlar var. Bayağı bildiğin normal ejderlerle, süper ejderlerle üst sıralara yükselmiş vatandaşlar var. Vallahi helal olsun diyorum yani. Bunları kontrol etmek hakikaten zor. Bu arada piksel barbarlarımıza bakar mısınız? Çok tatlı gözüküyorlar. Kraliçenin özelliğine de basıyorum. Ve yine köyün zayıf olmasının avantajıyla 3 yıldızı patlatmış oluyoruz. Hiç vakit kaybetmeden sıradaki saldırı için hazırlıklara başlıyor. 3'te 3. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Klan kalesinde sinsi goblinlerim yok. Çünkü bağış hesabında 2 tane birlik açtım. O yüzden 6 tane baskın madalyasıyla klan kalemi doldurdum arkadaşlar. Klasik öfkeli dondurmalı bir hava saldırısı olacak. Bir kahramanlar iksiri kullanalım. Güç iksirine gerek yok. Zaten her şey max. O yükseltme videolarında hatırlıyor musunuz? Böyle kullanacağım birlikleri öncelik veriyordum. İşte bu yüzden ekstradan bir güç iksiri kullanmanın önüne geçiyor ya. Evet, şöyle bir bakalım. Tekli tekli çoklu. Hava patlatıcısı çok güzel yerdeymiş abi. Ne kadar güzel düşünmüşsün onu sen öyle. Nasıl yaparız burada? Hoşuma gitmedi düzen. Saldıracağım. 70 level kraliçem var. 60 level kralım var. İş yaparlar diye düşünüyorum. Belediye binası 13. Düzeni birazcık sıkıntılı ama çalıştıracağız bir şekilde. Buradan kralı kraliçeyi bıraktım. Sağ taraftan 2 ejder, 2 tane balon okçu kulesini alalım. Ve direkt cehennem kulesine doğru girmeye çalışacağım. Zeplinle de belediye binasına gideceğiz. Böyle Zeplin birazcık daha bekletelim. Şöyle salladım. Girişe doğru agresif bir öfke büyüsü. Şampiyonu hero'ların arkasından gönderiyorum. Koruyucunun özelliğini tam şöyle şu noktada basalım. Çok iyi denk geldi. Şurada bir tane daha öfke büyüsü patlattım. Gözüm tekli cehennem kulesinde üst taraftaki. Lastiğe kilitlendiği için müdahale etmiyorum. Şimdi bir dondurma atabiliriz. Belediye binası inecektir. Şurada bir tane daha dondurma attım. Şurada bir tane daha dondurma attım. Tamam, iki tane daha dondurmam var. Şuraya bir öfke. Güzel. Burada bir dondurma. Şahanesin sen. Kralın özelliğine bastım. Nerede kral? Onu görmüyorum bile. Evet, üst taraftaymış. Hadi lan, yetmesi lazım. Şampiyonun ve kraliçenin özelliği var. Yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hem altta hem de üst tarafta bol miktarda ejderimiz var. Şöyle bir dondurma atalım. Şampiyon kalkanını attıktan sonra ölmesin. Evet, 15 seviye şampiyon hava savunmasını indirmeye yeterli oldu ama belediye binası 14'ün max seviye hava savunmasını indirmek için kaç seviye şampiyon lazım minimumda, onu açıkçası bilmiyorum. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Onu bir test etmek lazım. Evet, 4. savaş, 4. 3 yıldız sıradaki için hazırlıklara başlıyoruz.
Evet, şimdi sırada Conqueror 4 hesabımda gerçekleştireceğim saldırı olacak. Yine 6 tane baskın madalyasıyla sinsi goblinleri tamamladım. Yine rakibimiz bir belediye binası 13. Az önce saldırdığımızdan daha zayıf bir köy olmak zorunda. Ama düzeni daha güzelmiş. Tekli, tekli, tekli. Hepsi tekli. İnsan bir tanesini çoklu yapar ya. Ayıptır, günahtır ya. Bir planım var. Bir bakalım çalışacak mı? Sanki bu sefer patlayacağız gibi. Şimdi siz izlemediniz onu ama ikinci kanalda da aynı düzenlerde alt taraflarda saldırı yaptım. Yaptığım plan iş yapmıştı. Bakalım burada da yapacak mı? 3 tane ejder, 4 tane balon, 1 tane öfke, 1 tane dondurma. Orada tekli cehennem kulesini hedefliyoruz. Hem de koridor daraltmış oluyoruz. O teklinin inmesi lazım. Lütfen. Şahane. Tekli cehennem kulesi gitti. Kral Kraliçe, geriye kalan ejderler, koruyucu, peşinden balonlar. Şampiyonu da şöyle salladım gitti. Girişe doğru bir öfke. Zeplini göndereceğim ama ne kadar geç o kadar iyi şu etapta. Kaya saçarı ve kartal topunu dondurup zeplini de arkadan sahaya sürüyorum. Şuraya bir zehir, bir tane dondurma hem patlatıcıya hem de tekli cehennem kulesine. Şöyle bir öfke büyüsü ve koruyucunun özelliğini bastım. Olabilecek en iyi noktada bastığımı düşünüyorum. Zeplin binaya ulaşacaktır kasırga çıkmazsa. Şahane. Patlatıcının yardımıyla beraber binaya ulaştık. Tekli şampiyonu kilitlendi. Bu yüzden dondurdum. Son dondurma büyüsünü nereye atsam diye düşünüyorum. Açıkçası çok da büyük bir önemi yok. Zaten köyü üçledik gibi. Şu tekliği alalım, garanti olsun. Evet, kral ve kraliçe özelliğiyle beraber hayatta. Bir tane balon nasıl olduysa hala daha hayatta kalmayı başarmış. X yayını indirdi. Ve güzel bir 3 yıldız daha kazanmış oldu. Ne kadar güzel oluyor ya böyle zayıf köylere saldırıp 3 yıldız alınca. Keşke hep böyle olsa arkadaşım. Ama olmuyor işte. Yani bu lig hakikaten turnayı gözünden vurduk arkadaşım. Şanslıyız yani, şimdi yalan yok. Yani yeri geliyor %49 sıfır yıldızda kaldığımız, ben saldırıları da paylaştım. 15 hesap bir adam Klan Savaş Ligleri serilerinde. Kimi zaman kötü, kimi zaman da iyi. Devam ediyoruz. Evet, Conqueror 5 hesabımızdayız. Sondan ikinci saldırımız olacak. Hiç mi madalyam yok benim? Nasıl oluyor? Sanırım seçili olmadığı için alamıyorum. Ve bir deneyim. Aynen. Seçili değil, olmadığı için alamadım. Tamam. Şimdi hemen şöyle bir gözcülük yapalım saldıracağımız köye. Bağış hesabımı en sona sakladım. Çünkü oradan sürekli saldırı yaptığım köylere bağış atıyorum arkadaşlar. Şu anda eğitim iksiriyle ordu kalkıyor. Her neyse. Bakalım burayı üçleyebilecek miyiz? Cehennem kulelerinin çokluğu da olması hoşuma gitti hemşerim. Kral kraliçeyi şu sol taraftan bırakacağım. Neden? Kaya saçarı kraliçenin ulaşma ihtimali var. Sağ tarafta ufak bir koridor temizliği. Merkeze doğru ejderler. Şampiyonu da muhtemelen merkeze doğru gönderirim. Ya da şampiyonu saldırının sonlarına doğru şuradan atıp rakip şampiyonu ve patlatıcı indirmeye çalışırım. Bence böylesi daha mantıklı. Çünkü o patlatıcı savaşın sonuna kadar sürekli üfürüp üfürüp duracak. Bizi deli edecek, deli. İki tane ejder. Bir tane de buraya attım. Yeterli olacaktır. Balon. Şöyle bir tane ejder. Kral, kraliçe. Geriye kalanları şöyle spamladım. Koruyucu, balonlar. Tamam. Bir girişe doğru bir öfke büyüsü atalım. Balonlar öfkenin içerisinde X yaylarını indirirler diye düşündüm. Evet, güçlü bir şekilde giriyoruz. Balonları kaçırdık. Koruyucu ne yapıyorsun koruyucu? Koruyucu ne yapıyorsun Allah aşkına, bana bir anlatsana ya. Koruyucu, ben de seni koruyucu. Ben de seni koruyucu. Başka da bir şey demiyorum sana. Buraya bir zehir, bir tane dondurma. Şampiyonu sağ taraftan attım. Böyle bir öfke. Ulan koruyucu. Allah seni davul etmesin, değil mi? Ben sana başka hiçbir şey demiyorum. Tamam, kraliçe orada 50 seviye olmasına rağmen Kaya Saçarı indirdi. Aynı zamanda Klan Kalesi'ni de temizledi. Şurada bir dondurma atıyorum. 3 yıldız gelmesi lazım ya. Kraliçeyi öfkelendirmemek için zor tutuyorum. Kraliçeyi öfkelendireceğime şampiyonu öfkelendiriyorum. En nihayetinde kalkanı da var. Oradan gidip Kaya Saçarı da vuracak. Ve bu da bize 3 yıldızı getirmiş olacak. Bu arada koruyucudan ben öyle bir ümidi kestim. Öyle bir ümidi kestim ki özelliğini bile kullanmıyorum. Senin özelliğin olmaz olsun be koruyucu. Senin özelliğin olmaz olsun arkadaşım. Yapacağın işte batsın yani. Bu arada çoklu kule için basmak zorunda kalacağım galiba. Allah'tan 1,5 dakika süremiz var. 2 tane ejder, baykuş ve 28 level bir koruyucuyla time fail olabiliriz. Güdümlü hava mayını çıkar çıkmaz, eğer ejdere vuracak gibi olursa asılacağım koruyucunun özelliğine.
Eğer çıkmazsa basmaya gerek yok. İki tane güdümlü yersek sıkıntı çıkabilir ama. Ulan koruyucu. Senin yapacağın iş hakikaten batsın ama yani. Abi çok temiz bir şekilde merkeze gitmesi gerekiyordu. Bir sürü balon vardı orada. Bir sürü ejder vardı. Sağ tarafa attığım 3 tane ejder için savaşa satış koydu ya. Yani düşünün ki sağlam bir köy olsaydı muhtemelen üçleyemeyecektik. Çok düşük yüzdeli bir 2 yıldızda kalırdı diye tahmin ediyorum. Neyse. Yalnız 14 savaş, 14 tane 3 yıldız. Son saldırıdan da 3 yıldız alırsak 45 yıldızla mükemmel bir şekilde savaş gününü tamamlamış olacağız. Bağış hesabıma geçiş yapıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar, son saldırımızı birazcık daha farklı bir orduyla gerçekleştireceğim. 8 tane yeti, 2 tane pekka, 11 tane atıcı, buz golemi ve 4 tane deprem büyüğümüz mevcut. Hemen şöyle bir güç ve kahraman iksiri kullanıyorum. Neden böyle bir ordu seçtim? Hem böyle bir değişiklik olsun, videoya renk katsın diye. Hem de düzen, 4 tane deprem kullanınca yayla gibi açılacak yani. Böyle ulaşamayacağımız neredeyse hiçbir şey olmayacak. Tam şu klan kalesi ile kartal topunun arasında 4 tane deprem büyüsü atacağım. Sağlı sollu temizlik yetileri de spamlayacağım. Atıcılarla beraber. Belediye binası 5. seviyede. Zeplin kullanacağım bu yüzden. Hafızam beni yanıltmıyorsa yetiler var kalemde. Evet, yeti ve valkür varmış. Keşke sinisi alsaydım. Önemli değil. Şimdi şöyle bir temizlik yapalım. Sağlı sollu pekkaları mı kullansam temizlik için? Mantıklı olur mu? Sanmıyorum. Şuradan bir bebek ejder attım. Şuradan bir pekka, bir tane de yeti attım. Şöyle depremlerle yolu bir açalım bakalım. Belediye binası uyanmadı. Mükemmel oldu. Şahane. Sonrasında bir pekka. Şöyle yetiler. Aa, spamlıyorum abi. Tamamıyla spam. Şöyle atıcılar. Böyle buz golemi. Kral, kraliçe. Yani dediğim gibi spamlıyorum. Şampiyon, zeplin. Böyle bir öfke. Bir tane tekli kuleye dondurma. Zıpırlara zehir. Zıpır diyorum, bak ağzım alışmış. Anladınız siz. Süper ejdere zehir. Binanın tepeye bir öfke büyüsü. Ve çok güçlü gidiyoruz şu anda yalnız. Var ya, Pekka hala daha hayatta. Yalnız havaya vuran çok fazla askerim olmadığı için süper ejderi henüz öldürebilmiş değiliz. Şampiyona kilitlendi tekli, dert değil. Şurada bir öfke büyüsü falan. Abi ezip geçtiler be. Bu ne ya? Bu arada böyle saldırı yapanlar da var arkadaşlar. Çok fazla denk geldi. Hem de üst seviyelerde, yani max hesabı olan oyuncular kendi sağlam hesaplarıma karşı buna benzer ordularla 3 yıldız almışlıkları var. Ne yapıyorlar? Bir kenar seçiyorlar kendine. Daktik maktik yok. Saldım çayıra. Mevlam kayıra stratejisiyle. Bir kenar seçiyorlar. Boylu boyunca önden yetiler. Sonra 1-2 tane buz golemi serpiştiriyorsunuz. Arkasından da cadılar, atıcılar, ne var ne yok spamlıyorsunuz. 4 tane deprem merkezde, arkalarından da bir tomruk fırlatıcısı. Ya tutarsa. Tek yıldızda da kalabiliyorlar ama 3 yıldız aldıklarına da şahit oldu bu gözler. Evet, şaka maka Usta 3 liginde öylesiyle böylesiyle muhteşem bir gün geçirdik arkadaşım. Tam tamına 45 yıldız. 15 savaş, 15 tane 3 yıldız. Bu bizi ligde birinciliğe sabitleyecektir diye düşünüyorum. En azından ilk 2 gün için. Şöyle bir bakalım. İsteği de tazeledim. Neden yeni orada itemiyorum? Zeplinden dolayı muhtemelen. Aynen. Evet, 45 yıldız. Mükemmel. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın. Birazcık da şansınız olursa sizin de olur yani. Evet, birinci sıradayız. 92 yıldıza 78 yıldız. Merak ettiğim kaç tane 3 tane saldırı hakları var. 3'ünden de 3 yıldız alırlarsa 9. 78 artı 9'dan kaç yapıyor lan, şimdi rezil olmayalım. 87 yapıyor. Birinciyiz arkadaşlar. İkinci gün savaşının ardından sıralamada birinciliği garantiledik. Bakalım önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor olacak. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Gitmeden evvel de şu videoyu lütfen beğenin. Hoşça kalın. Bay bay.